Kim bilgiyi talep ederse gözümü kendinden çeviririm diye konu başlığıyla başladı. Evet. Burada daha sonra açtı işte onun gözler idrak edemez. Yani nasıl anlamamız lazım yani? Daha orada da bahsetti ama burada şöyle anlamamız lazım. Şimdi gözler onu idrak edemez derken, onu gözler idrak edemez derken zaten İbn Arabi Hazretleri burada söylüyor. Gözler çoğul kullanıyor. Yani varlıkların gözleri onu idrak edemez. Manası çıkar diyor burada. Bununla birlikte göz şu anlamda çıkar diyor. Gözler onu idrak edemez. Ancak o gözden bakan hak olursa idrak sağlanabilir. Böyle açtı. Yani onu idrak eden de bu durumda gene göz değil. O gözden bakan hak. Hani kutsi hadiste buyuruyor diye Allahu Teala farzlarla iştigal ettikten sonra kul nafilelerle iştigal etmeye başlar. Ben o kulumu çok severim. Öyle olur ki artık onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Ya da benimle görür, benimle bakar, benimle tutar manasına gelen kutsi hadiste ifade edildiği gibi o duruma geldiğinde kulun gözünden gören, bakan o olduğu için burada onu idrak etme söz konusuysa şayet, onu idrak edebilecek göz değildir onu idrak eden, o gözden hak bakarak idrak etmiş olur. O zaman da nihayetinde dedi ya, bilen bilgi ve bilinen haktır dedi bu durumda. Bilen bilgi ve bilinen haktır. Yani hak kendi kendini bilmiş oluyor. Nereden? O mazhardan. Bu manada o gözden bakan mazhardan yine kendini bilen yine kendisi. Yoksa müstakilen kul kendi nazari düşüncesiyle hakkı bilmiş ya da idrak etmiş değil. Görmüş değil. Böyle anlamamız lazım. Onu idrak ancak hakkın yani bakan gözü olması, kulun gözüden bakış hakka ait olduğunda ancak idrak olabilir. O da nasibince tabii o kulun, o mazharın nasibince bir idrak söz konusu olabilir. Fakat münferiden kulun varlık olarak hakkı idrak etmesi, görmesi muhal. Bunu görmesi mümkün değildir dedi. Rütmayın nefis mertebesine gelen orada bir ibare kullandı abi. Yani, evet. Yani o nefse gelinmediği sürece de hak görünmüyor mu yani? Veya tam manasıyla hak ondan işlemiyor mu yani? Evet, onları da ayırdı. Yeryüzünde insanlardan sınıf sınıf. Kimisi dedi dünya hayatında yaşarken görür dedi. Hı. Müşahede eder. Kimisi dedi dünya hayatında nasibi yoktur. Dünya hayatında yaşarken görmez. Hakkı görmez. Ancak onlar da dedi kimisi ahirette görür. Kimisi ölüm anında görür dedi. Kimisi berzahta da görenler vardır dedi. Bunları ifade etti. Mutmain nefis mertebesine gelmekle birlikte ölümle birlikte ayrılacağı yaratılıştır diye. Evet öyle dedi. Burası hatta şöyle dedi. Sahih bir rivayette kulun dünya hayatında bu makamı elde edeceği zikredilmiştir yaşarken. Kulun. Ama hangi kulun? Burası mutmain nefis. Nefsin ölümle birlikte ayrılacağı yaratılıştır. Evet. İşte o bazı kulların dünya hayatında yaşarken elde edecekleri idrak diğer kulların ölümle birlikte. İbn Arabi Hazretleri'nin daha önceki sohbetlerini hatırlayalım. Ölümle birlikte, ölüm anı geldiğinde ne dedi? Perde kalkar. Kendisini alemi yaratan bir yaratıcı olduğunu bilerek, görerek ölür kişi. Bu gerek Müslüman, gerek gayrimüslim olsun. Ölüm anında perdenin kalkmasıyla birlikte kişi, evet benim bir yaratıcım var, varmış deyip bunun bilgisine sahip olarak, görerek ölmüş oluyor, şahit olarak. İşte bunun için diyor ya, ölüm anında iman kabul edilmez. Çünkü iman gaybe yapılması gerekir, görmeden, bilmeden. Burada da belirttiği gibi mutmain nefis mertebesine geldiği zaman kişi dünya hayatında yaşarken de bu görüşü elde etmiş olur. Birçok insanların, diğer insanların ölümle birlikte geleceği noktayı, görüşü onlar yaşarken mutmain nefis mertebesine ulaştıklarından dolayı görmüş olurlar. Bunu zikretmiş oluyor. Evet.